Konsept nedir? Google'ladığımız zaman Google bizlere konseptin anlayış, kavrayış ve kavram olduğunu ileri sürer. Yani bir konu hakkındaki düşüncelerimizin oluşturduğu yapı olarak da tanımlayabiliriz. Bu yapı her ne kadar fiziksel yani somut olacağı gibi aynı zamanda fiziküstü yani soyut bir nitelikte taşıyabilir. Mimari olarak konsept aşamasını geçirmeden önce yapılması gereken birçok şey vardır. Örneğin projenizin temel özetini okumak yani briefing, analizler, diyagramlar, beyin fırtınaları vesaire. Fizibilite çalışması olarak adlandırdığımız bu aşamadan sonra artık konsept aşamasını biraz daha net düşünebiliriz. Konuyu biraz daha anladıktan sonra konseptinizin artık somut mu yoksa soyut mu olarak ele alacağınıza karar verebilirsiniz. Bir örnek ile açıklayalım. Evolo magazininin düzenlediği Gökdelen yarışmasına bir göz gezdirelim. Temel olarak yarışmada verilen briefte herhangi bir yer, mekan ve program bulunmamaktadır. Bu türden bir yaklaşım ile aslında katılımcılar kısıtlanmamak ile beraber bu belirsizliğin getireceği karmaşa konsept üzerine derin bir araştırmaya sürüklemektedir. Birincilik ödülü alan konsept Metan Kulesi. Metan Kulesi temelleri Belgrad şehrinin ana hatlarına dayanan bu kule yeni altyapı, yeni bir sosyo-endüstriyel unsur oluşturarak çevresel ve sosyal dengesizliklerin varsayımsal bağlamda bir denge kurmaya başlamaktadır. Bu şehir bölgesi giderek artan miktarda harcanabilir atık miktarına göre doğal kaynakların yetersizliğine ve kullanabilir alanlara cevap olarak hizmet verdiği aşırı nüfus ve kitlesel kentleşme için öngörülen bir bağlam olarak tanımlayabilir. Gayri resmi Belgrad yapılanın maddi, ekonomik ve toplumsal geri dönüşüm mekanizmasına dönüştürülmesi. Onur ödülü alan konsept Dikey Sürdürülebilir Şehir. Dikey Sürdürülebilir Şehir olarak adlandırılan süper uzun gökdelen konsepti, mimarlara sunulan kentsel bağlamdaki fırsatların ve kısıtların bir ifadesidir. Yaygın kentsel gelişim fikrini yan yana getirerek kulelerin dikey şekli yapının ayak izini en aza indirmeye doğrudan cevaptır. Zemin katlar dikey bir alışveriş merkezi konseptiyle çevrelenmiş ticari alanlara ev sahipliği yapar ve doğrudan sakinlerin ve ziyaretçilerin dikey, kentsel bir çiftliğe işlendiği bir gıda üretim alanı içerir. Geleneksel olarak tarım kırsal alanlardan şehirlere taşınıyor ancak bu kule gıdaların yetiştirilebileceği, toplanabileceği ve yerinde tek bir dikey yapı için tüketilebileceği bir tarladan masaya bir deneyim sunuyor. Evet, örneklerde görebileceğiniz gibi konseptlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.